Evet, enkazdan hala bugün itibarıyla değerli izleyenler sağ çıkanlar var. Tabii enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Adıyaman'da son durum ne? Öğle bülteninde saat 12 gibi Adnan Sural'la bir bağlantı gerçekleştirmiştik. Tekrardan Adıyaman'dan bir bağlantı daha gerçekleştireceğiz. Adnan Sular Tanju Aktürk'le birlikte bizi bekliyor. Evet Adnan Sular, söz sende, Adıyaman'da son durum nedir? Evet, asrın felaketinde 13. günde geride kalmak üzere. Bugün itibariyle şu anda Adıyaman merkezdeyiz. Gördüğünüz gibi cadde ve sokaklar halen dolu. Aynı zamanda arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor bölgede yer yer. Hakeza hatırlayacak olursanız Süleyman Soylu bir açıklama yapmıştı. Şu anda 20 bin binada enkaz altında canlı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Şu anda bu bölgede gördüğünüz gibi aynı zamanda İletişim Başkanlığı'nın da bir kamp aracı var. Görüyorsunuz şu an kapısı açıldı. Orada da gazetecilere mümkün mertebe destek veriliyor. Geldiğimiz günden beri elbette bizim de bir takım ihtiyaçlarımızı, enerji anlamında ihtiyaçlarımızı karşıladılar. Şu anda gördüğünüz gibi ana caddedeyiz, Atatürk Bulvarı üzerinde. Şöyle biraz daha ileri doğru gidelim. Şu an Tanju size yolu gösteriyor. Allah burada sizin yardımcınız olsun. Amin, amin. Allah razı olsun. Görüyorsunuz vatandaşlar teşekkür ediyorlar. Sağ olsun, var olsunlar. Şimdi burada tabii sabah, öğle, akşam yemekler çıkıyor. Özellikle sivil toplum kuruluşları var, belediyeler var, kamu kurum ve kuruluşları var. Yoldan geçenler bile var. Yani buradan ne, nasıl bir yardım edebilirim diye. İşte onlardan birindeyiz. Bakın merhabalar. Kolay gelsin. Şöyle geçeyim ben. Evet, şimdi gördüğünüz gibi Sakarya Belediyesi'de, doğru mu? Evet. İsmini zikredelim çünkü koca koca kazan getirmişler. Bakın ne güzel. Yani ta Sakarya'dan gelmişler, kilometrelerce yol almışlar. Burada vatandaş sıcak çorba içsin diye gördüğünüz gibi kazan başında bekliyorlar. Allah razı olsun öncelikle. Allah cümlemizden razı olsun. Günde ne kadar, kaç kazan kaynatıyorsunuz? Günlük 2000-4000 kişi arasında yemeğimiz çıkıyor. Maşallah. Takviyeli olarak çalışıyoruz. Sadece çorba mı? Çorba ana yemekte, kuru fasulyemiz olacak. Önlere göre değişiyor. Önlere göre değişiyor. Günlük olarak menülerimiz var. Peki bu bölgede olmak nasıl bir duygu? Yani insanlara yardım etmek çok ulvi bir şey çünkü. İnsanlara yardım etmek tabii güzel bir şey ama keşke böyle bir şey yaşanmasaydı. Evet, acı bir durum. Allah tekrarını yaşatmasın inşallah. İsminizi bağışlayın. Ben Özgür. Özgür kardeşimiz Sakarya Belediyesi aracıyla gelmiş. Bakın burada vatandaşa sıcak çorba veriyor. Sadece çorba değil. Bakın gel şöyle Tanju'cum, şöyle bakalım. Bakın burada da yine dev kazan maşallah. Yani koskocaman bir kazan. Kuru fasulye var. Anadolu'nun vazgeçilmez yemeklerinden başka ne var efendim bugün menüde? Bulgur pilavımız vardı. O bugün erken bitti. Kuru fasulyemiz vardı. Bitti. Bunlar ikinci kazanlar. Takviye yaptık. İnşallah bunlar da bir saat, bir buçuk saat içinde hazır olacak. Sunumu hazır. Hay Allah razı olsun. Yani burada etli bir de yani. Evet, etli. Hay maşallah. Burada insanlara yardım etmek nasıl bir duygu? Ya bu anlatılmaz bir şey. Yani böyle bir şey olamaz. İmkanı olan varsa gelsin yardımda bulunsun. Şimdi bir de soruyorlar ya, orada arabada yatıyorsunuz, uykusuz kaldınız falan filan, soğuk muğuk. Anlatamadık derdimizi. Yani burada olmak yetiyor değil mi? Her şeyi, hiçbir yorgunluk hissetmiyorsunuz. Hiçbir şey yok. Evet. Yani keşke daha da vaktimiz olsa burada kalsak. Peki buradan özellikle bizi izleyen Adıyamanlara mesajınız var mı? Bölge dışında yaşayanlar. Çünkü merak ediyorlar burada. Rabbim yar ve yardımcıları olsun. Kolay bir şey değil. Evet. Rabbim yaşatmasın bir daha. Amin. Hepsinin hakkında hayırlısı inşallah. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Evet, şimdi biraz daha buradan çıkalım. Bakın görüyorsunuz. Allah bereket versin. Allah hepsinden razı olsun. Gördüğünüz gibi vatandaşlar ellerinden geldiği kadar, belediyeler, sivil toplum kuruluşları, yani sadece bu bölgede çorba yok. Yani kimisi bebek maması getirmiş, kimisi çocuk bezi getirmiş, kimisi çay getirmiş. Bakın Çevik Kuvvet'e kimisi orada bekliyor. Vatandaşlar bakın çaylarını içiyorlar. Aynı zamanda operatörler var. Onlar da bu bölgeye sürekli iletişim sağlamak için bazı istasyonları kurmuş vaziyetteler. Şu anda bulunduğumuz nokta, bir daha söyleyeyim, Atatürk Bulvarı. Tanju ile beraber caddeyi geziyoruz. Hatta bir amcamız var. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Buralı mısın? Buralıyım. Geçiyorsun. İnşallah bir yakınınızda can kaybı yoktur. Seninki olduktan sonra, komşumun iki olduktan sonra benimki de olmuştur. Eğer ben gerçek İslam kanı taşıyorsam. Sada benim soy isimimde iki kişi vefat etti. Allah rahmet eylesin. Bütün ölenlere başta Tanrı'dan Allah rahmet eylesin, Allah günahını affın. Hepsi cennetlikler. Kalanlara da sabır tahammül versin. Cenab-ı Allah. Amin, amin. Tabii vatandaşımız hakikaten buraya yığıldı. Onları görünce neler hissettiniz? Biz Adıyamanlı olarak başta ben, sonra hep biz nankürüz. Urfa'da olsaydı ben 5 kuruş vermezdim ve gitmezdim. Fakat siz boş tacısınız, siz yapıyorsunuz. Adıyaman'ın zenginleri hiçbiri bir kuruş vermedi. Geri de veren var, öyle deme. Vermeyenler de Allah'a havale edeceğiz. Allah ihsan. Allah hidayet versin. Bir çöp kibrit
gösterene de Allah yerini kabul etsin. Bir tır mal gösterenlere de Allah kabul etsin. Allah bizde bunu unutturmasın. Bundan daha büyük günü olmasın. Evet, görüyorsunuz. Bakın kıymetli izleyiciler, yani gerçekten Anadolu insanı bu kadar yürekli. Tabii kızmış, sinirlenmiş haklı olarak. Elbette bir takım eksikler oldu ama olsun, biz daha İstanbul'dan geldik. Van'dan, Elazığ'dan gelenler oldu. Adıyaman'dan, Diyarbakır'dan, oradan buradan kim ne yapabilirse. Bize burada şu an kardeş olmak düşer, sarılmak düşer. Hadi sarılalım şöyle bir, şöyle gel. İsminle başla. İsmim Ali. Ali amcamıza sarıldık. Ellerini de öpüyoruz. Ben de gözlerinde. Büyük geçmiş olsun. Ali baş Hızır yer yurdasınız. Sağ salim, kazasız, belasız. Amin. Evinize amin. Yetişsiniz. Amin. Hakkınızı helal edin. Helal bir de buluşma inşallah. İnşallah. Ali amcam, çok söyleyecek, şeyler çok. Sizi fazla engel. Çok teşekkür ederim. Yok, Ali amcam. Evet, görüyorsunuz yani Anadolu insanı. Tabii biraz daha dolaşmaya devam edelim. Bakın burada görüyorsunuz insanlar şu anda valiliğe giriş yapıyorlar. Aynı zamanda valilikte girişte yazılar var. Bu kenti terk etmek isteyenler için otobüsler kaldırıyorlar. An itibariyle devlet her kademede burada vatandaşın yaralarını sarmaya çalışıyor. Gördüğünüz gibi işte vatandaşlarımız çocuklarla beraber şu an bekliyorlar bu bölgeyi terk etmek için. Ne diyelim, hakikaten büyük afet. Allah herkese yardım etsin. Gördüğünüz gibi özel harekatımız burada, komandolarımız burada, polisimiz burada, herkes burada, biz buradayız. Afetin yaraları sarılmaya devam ediliyor. İnşallah bir sonraki yayını Sayın Valimiz alabilirsek yayına, şu anda girişimlerimiz devam ediyor. O valimizin de vermiş olduğu bilgiler itibariyle Adıyaman'da son durumu istatistik olarak aktarmaya çalışacağız diyelim ve söz tekrar stüdyoya bırakalım.